Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Çok lezzetli, mükemmel bir kahvaltılık tarifim var. Eğer evde biberiniz varsa mutlaka bu tarifi yapın çünkü çok lezzetli oluyor. O zaman tarifime hemen geçmek istiyorum. Öncelikle 8-10 tane biber kullanıyorum. Ben köy biberlerinden kullandım. Onlarla daha lezzetli oluyor. İsterseniz Charleston e, sivri biber, kıl biberle de yapabilirsiniz. Şimdi biberlerimi saplarından ayırıp içini çekirdeğini çıkarıyorum. Kalın bir şekilde doğrayacağım arkadaşlar. Çok fazla inceltmeyin. İsterseniz hiç doğramadan direkt bu şekilde de yapabilirsiniz. Biberlerimi çok güzel bir şekilde yıkadım, kuruladım yağ patlamaması için. Bütün biberlerimi kalın bir şekilde şimdi doğruyorum. biberlerimizi kavururken çok az bir yağ kullanacağım. O yüzden kızartma gibi olmuyor arkadaşlar. Gayet sağlıklı, nefis bir tarif oluyor. Şimdi bütün biberlerimi doğradım. Doğradığım biberleri bir tavaya alarak kavurma işlemi yapacağım. Şimdi ben 2 yemek kaşığı Zeytinyağı kullanıyorum. Bir yemek kaşığı da kullansanız yeterli oluyor. Ama biraz daha tabii ki yağlı seviyorsanız 2 yemek kaşığı veya 3 yemek kaşığı kadar kullanabilirsiniz. Şimdi orta ateşte biberlerim diriliğini kaybedene kadar karıştırarak kavuracağım. Hem kızartma lezzetinde oluyor arkadaşlar böylece. Hem de çok az yağ kullanmış oluyorsunuz. Biberlerim şimdi kavruldu. Üzerine bir buçuk yemek kaşığı un serpiştiriyorum. Dediğim gibi eğer daha fazla kişi yapacaksanız tabii ki biber miktarını da ona göre un miktarını da arttırabilirsiniz. Şimdi unumla birlikte biberleri birazcık kavuracağım. Yaklaşık bir iki dakika unla birlikte kavurdum. unumun rengi hafif dönmeye başladıktan sonra üzerine bir su bardağı süt ekliyorum. İsterseniz bu aşamada karabiber, pul biber gibi baharatlar ekleyebilirsiniz. Karabiber çok yakışacaktır. Ben eklemedim. Yarım tatlı kaşığı kadar da tuz yani damak zevkinize göre de tuz ekledikten sonra kıvamı yoğunlaşana kadar karıştıra karıştıra sütünü çektiriyorum. Böyle beşamel sos kıvamında bir kıvam olması gerekiyor. Şimdi istediğim kıvam bu arkadaşlar. Artık kahvaltılım hazır. İsterseniz bunun üzerine yağ yakabilirsiniz pul biberle birlikte. Ben gerek duymadım böyle de çok lezzetli oldu. Ama ekstradan tabii ki lezzet katmak istiyorsanız yağ yakabilirsiniz. Şimdi servis zamanı arkadaşlar. Gerçekten hem çok iştah açıcı görünüyor hem de çok lezzetli. Ekmeğinizi banarak tüketebilirsiniz. İsterseniz ekmeksiz bir şekilde de yiyebilirsiniz. Şu ana kadar tarifi denemediyseniz, denerseniz ve yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Mutlaka bu tarife şans verin. Gerçekten çok seveceksiniz. Umarım tarifim hoşunuza gitmiştir. Desteklemek istiyorsanız lütfen yorum ve beğeni bırakmayı unutmayın. Çekmemi istediğiniz video fikirleri varsa aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Videomuzu sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.